Arkadaşlar herkese merhaba. Benim adım Sercan. CoinTür TV'ye öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün güne güzel bir şekilde uyandık. Neden? Çünkü yaklaşık 20-25 gün önce almış olduğumuz bir NFT karakterimizin bugün satışı gerçekleşti. Ve başlıkta da görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 4000 TL'lik bir kar yapmış olduk. Tabii bu ve buna benzer olaylar gerçekleşiyor bu süreç zarfında ama ben bu NFT karakterine özel, daha doğrusu bu sürece özel bu kısmı bir video kayıt olarak sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü ister istemez Türkçe kaynaklara böyle denk gelemeyebilirsiniz. Bir NFT alım satım sürecinde nasıl aşamalardan geçiyorsunuz tarzında ufak da olsa değinmek istedim arkadaşlar. Tabii ki söyleyeceklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi ya da bu NFT projesi bir reklam ya da sponsorlu içerik değildir. Benim tamamıyla kanımın ısındığı, hoşuma giden karakter tasarımlarından oluşan bir NFT karakteri olduğu için kayda almak istedim dediğim gibi. Dilerseniz şimdi ben sizi bir ekranıma davet edeyim. Görmüş olduğunuz gibi projemizin ismi Aprenion. Yani maymun karakterlerinden oluşan bir proje aslında. Şöyle ben size karakterleri açayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Aprenion hemen burada NFT karakterleri gözüküyor. Projenin mantığı öncelikle arkadaşlar şu free mintlenmesi yani ücretsiz bir şekilde mintlenmesi. Satışı gerçekleşen her NFT karakteri üzerinden almış olduğu komisyon miktarının %2 olması. Ve bunun %1'lik kısmını da NFT alım satımlarında mağdur olan kişilere dağıtacaklarını söylemesi. Aslında bu kısmı geçersek aslında en cazip yeri şu an free mintleniyor olması. Yani bunu şöyle düşünün. Biz mesela bir NFT karakteri alırken bir fiyat belirlenir. Denir ki bunu almak istiyorsan işte $100 ödemen lazım. Ama burada o olay olmadı. Ne oldu? İşte sadece hava parası dediğimiz işte Ethereum ağında işlem yapıyorsak işlem ücreti ödeyeceğimiz işte $10, $20 artık ne kadar bir fee ücreti çıktıysa o miktarlarda mintlenmesi. Şimdi ben bu projeyi arkadaşlar nasıl buldum? OpenSea NFT pazarına geldiğimizde arkadaşlar şurada stat kısmı var. Stat kısmına girdiğim zaman burası aslında yükselişte olan, hacimlenen NFT'leri sıraya diziyor. Ve ben de şurada hani elimdeki miktar o zaman düşük olduğu için floor price kısmından NFT'leri sıraladım. Yani buradaki amaç hani yüksek fiyatlı olanları değil de düşük fiyatlarda satın alınabilecek NFT projelerin düşükten yükseğe doğru sıralanmasını gösteriyor. Böyle gezerken arkadaşlar şuradaki yüzdelik dilimlere bakarak baktım ki bir hype olan bir proje var. Yani yükseliş aşamasında mesela şunun olduğu gibi şu an. Ve burada gezinirken şu 19. sırada görmüş olduğunuz Aprenion'a denk geldim. Ve şuradaki ikon, karakter tasarım benim hoşuma gitti. Ve bunu inceledim dediğim gibi biraz önce söylemiş olduğum projede sunduklarına baktım. Ve sonrasında Twitter sayfasına geldim. Nedir ne değildir diye. O zamanlar daha düşük takipçisi vardı. 4000-5000 takipçisi vardı ama 4000-5000 takipçisi olmasına rağmen Twitter'da paylaşmış olduğu etkileşimler gayet güzeldi. Onlar hoşuma gitti. Sonrasında Discord sayfasına girdim. Oradaki etkileşimler de gayet güzeldi arkadaşlar. Yani insanlar sürekli bir etkileşim, bir kovalama peşindeydi. Sonrasında ben de bunu topluluğu içinde bulunduğum işte Ninja Squad NFT sunucusuna ya da Fluffy Polar Bears'in sunucusuna daki arkadaşlara sordum nedir ne değildir, bilgisi olan var mı diye. Olumlu dönüşler oldu. Takip ettiğini söyleyenler oldu. Sonra bir de gittim bunu Bekir'e yazdım. Bekir Çağrıçeri'ye, Ninja'nın founder'ına. O da hani güzel bir proje olduğunu söyledi. Takip etmeye değer bir proje olduğunu söyledi ve biz bunu arkadaşlar mintleme aşamasına geldik. Ben bunu işte 0.40'larda falan yakalamıştım. Sonra aldım alıyorum derken iş yolundan bir türlü kısmet olmadı. Sonra baktım ki işte 1 Mayıs tarihinde bir hareketlilik var projede. Dedik ki alalım. 0.60'lara falan yükseldi. Dedik ki alalım. İşte yine aldık alıyoruz telefondan. OpenSea'de bir ağırlık oldu bu sefer. Donma gerçekleşiyor, alamıyoruz falan filan. Yarım saat geçti, 1 saat geçti. Baktım floor 0.81'e yükselmiş. Neyse o şekilde aldık. Şurada da görmüş olduğunuz gibi hemen profilimde göstereyim. 1 Mayıs tarihinde arkadaşlar yani 23 gün önce yaklaşık bunu $160'dan yani 0.081 Ether'den çekmişiz. Sonrasında tabii ki bekledik yükselecek diye. Güzel ataklar yaptı. 0.1 Ether'e çıktı 2 gün sonra. Sonrasında tekrar bir düştü. Bayağı bir düşüş gerçekleşti. Hani bir sezon gelmişti ya. Orada bir düşüş gerçekleşti. Sonra tekrardan toparlamaya başladı. Derken arkadaşlar 0.2'lerden ben bunun sabah saatlerinde satışının gerçekleştiğini gördüm. Normalde 0.2'den ben bunun satışını çok öncesinde koymuştum ama dün yine projeyi takip ederken yükseldiğini fark edince satmak istemedim ama iptalini gerçekleştiremedim. Yine aynı şekilde OpenSea'de bir donma gerçekleşti. Ya site bir türlü açılmadı falan filan. Dedik ki abi herhalde açılmayacak. O arada uykumuz geldi. Uyumuşuz ve sabah kalktığımızda 0.2'lerden satışı gerçekleşmiş. Neyse olsun ben bu projenin daha da yükseleceğini düşünüyorum ama tek pişmanlığım ikincisini almamış olmam. Ama NFT sektöründe fırsatlar kaçmaz diyoruz. Tabii ki bunu alımını gerçekleştirirken ekstra şurada baktığım iki site vardı. Mesela NFT Nerds ve NFT Unit diye. NFT Unit'e bakmamın sebebi arkadaşlar bu siteye girdiğiniz zaman projeyi arattırdığınızda aslında projeden kimlerin elinde tuttuğunu gösteriyor. Mesela diyor ki burada ByC NFT koleksiyonu elinde tutan kişilerden 12 tanesi burada sayıcı belirtmiş. Mesela şu cüzdanda 17 tane var diyor. Bunda 9 tane var diyor. Yani bunlar uzun vade elinde tutan kişiler. İlk başlarda baktığımda bunlardan daha fazla var.
vardı ve şuradaki sahiplik etkinliklerine geldiğiniz zaman arkadaşlar burada da hangi koleksiyondan bunu ne kadarını gösteriyor burada gördüğünüz gibi elinde tutanları. Ve burada da arkadaşlar NFT Nerds'e geldiğiniz zaman şurada şu an listeleme gerçekleştirenleri bakın 0.28'lere gelmiş hatta şu an ve satış işlemi gerçekleştirenleri gösteriyor. Şu an projemizin arkadaşlar kaç floor'da olduğuna bakacak olursak biz 0.2'lerden satışını gerçekleştirmiştik. Şu an 0.22'lere gelmiş. Sabah 0.25'lere falan çıkmıştı. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir sabaha uyanmamızın sevinciyle böyle bir kayıt almak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi NFT piyasasında fırsatlar bitmiyor. Bu şekilde fırsatları kovalamaya devam edeceğiz. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve video beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz.